Serdar Bey merhabalar. Merhabalar. Bugün MPG AŞ'deyiz. Hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Firmanızı bilir. Tabii ki. Ben Veysel Soylu. 2011 yılından beri MPG Makine Anonim Şirketi'nde dış ticaret müdürü olarak çalışıyorum. Firmamız 1988 yılında faaliyetlerine başladı. 1988 yılından beri araç üstü katlanır bomba vinçler, teleskobik bomba vinçler ve ağaç sökme dikme makineleri üretimi yapıyoruz. Aynı zamanda askeri kullanıma yönelik de zırhlı, mayına karşı korumalı zırhlı kurtarıcı vinçler, hidrolik bomba imha kolları, füze yükleme vinçleri, üretimleri de yapıyoruz. Bir defa katıldınız. Bu kaçıncı katılışınız? Bir defa bu üçüncü katılışımız. İlk 2015 yılında biz katılım gerçekleştirmiştik. 2017 yılında ikinci katılımımızı, bu yılda üçüncü katılımımızı gerçekleştirdik. O tarihten bu yana fuarda oldukça olumlu gelişmeler var. Burada Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri, son teknolojileri görme fırsatı elde ediyorsunuz. Ki son 2015'ten 2019'a kadar geçen süre içerisinde, kısa bir süre olmasına rağmen Türk savunma sanayisinde ne kadar büyük bir ilerleme olduğunu fuardan bile çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. 2 sene önceki fuara göre bu fuar daha kalabalık herhalde. Evet, bu fuar tam olarak hedef kitleye yönelik bir fuar olduğu için buraya gelen kitle hedef kitle direkt. Katılım konusunda ilgisiz, katılımların önüne geçme amacıyla güzel bir organizasyon var. Bu yüzden fuar tam hedef kitleye yönelik bir fuar ve bu yıl, yani bugün özellikle gayet katılımdan, firmamıza olan ilgiden, işte yakında teslimatını gerçekleştireceğimiz mayına karşı korumalı kurtarıcı vinçten, vinci olan ilgiden gayet memnunuz. Peki genel olarak baktığınızda sektörü değerlendirdiğinizdeki geçmişten günümüze savunma sanayi sektöründeki gelişmelerden biraz anlatır mısınız? Tabii. Yani özellikle son yıllarda savunma sanayinin yerleştirilmesiyle ilgili verilen mücadele gerçekten takdire şayan bir mücadele. Bunun karşılığında Türk sanayisinin, savunma sanayisinin yerleşmesiyle ilgili vermiş olduğu katkı, bu konuda göstermiş olduğu irade, bu da takdire şayan. Yani ortada devlet tarafından böyle bir talep ve bu talebi karşılama noktasında da özel sektörün ortaya koymuş olduğu bir irade var. Bu iki irade birleştiği zaman da İşte savunma sanayimizin göstermiş olduğu gelişimi hep beraber gözlemliyoruz. Yeterli miyiz? Kesinlikle değiliz. Ama eskiye göre, eskiye kıyasladığınız zaman çok çok daha iyi bir durumdayız. Çalışmalarımıza bu hedef doğrultusunda devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz ziyaretiniz için. Çok sağ olun. Çok mersi. Teşekkürler.